İçinden çıkamayacağınız bir durumda sıkışıp kalmış değilsiniz. İçinden geçiyorsunuz. Ateşin içinden geçerken yanmayacaksınız. Nehrin içinden geçerken boğulmayacaksınız. Karanlık ölüm vadisinden geçsen bile kötülükten korkmam benimlesin. Sadece birkaç gerçek İlk gerçek hiç kimse hiçbir şey mükemmel değil. Bunu söylüyoruz ama İnsanlar kiliseden kiliseye gidiyor, orada bir şeyden hoşlanmıyorlar, sonra başka bir kiliseye gidiyorlar. Orada da bir şeyden hoşlanmayıp başkasına gidiyorlar. Oradaki hoşlanmadığınız şeyin kendiniz olduğunu hissettiniz mi? Bu gerçek bir hikaye. Yedinci kez evlenmek üzere kadın gibi olmayın. Kadın pastöre gelir der ki ben bu cumartesi yedinci kez evleniyorum. Pastör demiş ki bu yedi evlilikteki değişmeyen payda sizsiniz. Belki de evleneceğiniz adama dua etmeliyiz. Oho. Vaz verirken eğlenmeyi seviyorum. <laughs> 20'li yaşlarda mükemmelliğin ardından koşarız. <laughs> İleriki yaşlarda bunun bir mit olduğunu anlarız ve onunla yaşarız. Gerçek hayat mükemmel değil. Mükemmel günler geçirmişizdir her şeyin tam da istediğimiz gibi gittiği bir gün. Fakat eğer bir yere yazarsanız ben mesela iki veya üç gün yazdım. Bir güzellik salonundan randevu aldım. Ama ne zaman oraya gitsem benden önce yetiştirmek istedikleri başka birini aldılar. Oraya gittiğimde 10-15 dakika işlerinin bitmesini bekledim. Bu da beni sinir ediyordu. Bu konuda iyi değilim. Bundan kurtulmam için bana dua edin. Bu konuda hiç iyi değilim. Evet. Uçağım geç geldi. Mutfak lavabosu tıkandı. Evimizde çok para ödeyerek aldığımız jeneratör doğru düzgün çalışmıyor. 13 yıl önce aldığımızdan beri hiç düzgün çalışmadı. Orada öylece duruyor. Elektrikler gittiğinde hiç işe yaramıyor. Ona büyük tamir yaptırdık. Şöyle dediler, ana tablo bozuk. Şöyle olmuş, böyle olmuş ve biz onu tamir ettirdik. Çalışması gerekiyordu ama çalışmadı. <laughs> Bu benim geçen hafta geçemediğim testi. Ağzıma ne gelirse söyledim. 45 dakika söylendim ama o düzelmedi. Tamirci çağırmalıydım. Benimle misiniz? Evet. evet. Tamam şöyle yapalım. Birkaç senaryo. Yemek yapmaya hazırsınız ama et almayı unuttunuz. <laughs> Seçenek var. Seçenekler var. Tanrı'da seçenekler var. Sinirlen, ya da menüyü değiştir. Ya da sessiz kal et al. <laughs> Biri sizi kızdırıyor, bu sizi savunmasız yakalıyor. Hristiyan meyvesine yakışır, davranamıyorsunuz. <laughs> Seçenekler. <laughs> Kızgın kalabilirsiniz, onları kovar her şeyi. Daha da kötüleştirebilirsiniz ya da Tanrı'ya tövbe eder. O kişiye gider, üzgün olduğunuzu söyler kurtulursunuz. Sürekli mutsuz olmamız gerekmiyor. Biraz gerçekçi olsak sinirlenmek. Gerçekten bu durumu düzeltecek mi yani öyle mi sanıyorsunuz? Sizi önümüzdeki hafta bir sürü zaman kaybetmekten kurtaracağım. Benim vaazım sadece bir hafta idare eder sonra başkası tekrarlamalı. Çünkü Bizler yani belki de iki hafta. Mükemmel. İşte böyle mükemmel olabilirsiniz. Yakup 3-2 hepimiz hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Hatalı söz söylemeyin. Mükemmel olan tek şey vardır o da İsa Mesih'tir. İncil der ki yetkin olan geldiğinde Sınırlı olan ortadan kalkar. Yetkin olan burada İsa'nın geri gelişini söylüyor. Tanrının hayatımızdaki mükemmel olmayan şeyleri bizi mükemmelleştirmek için kullandığı bir gerçektir. Hmm. Tekrar söylüyorum. Mükemmel olmayanları Tanrı bizi mükemmelleştirmek için kullanır. <laughs> Sevilmeyecekleri sevmeyi nasıl öğreniyorsunuz? Onlarla iletişim kurarak. Denenmelerde nasıl sakin duruyorsunuz? Denenmeler yaşayarak. Nasıl sabırlı oluyorsunuz? <laughs> Hadi ama İsa Mesih hakkındaki ayetleri seviyorum. Onun bizim baş kahinimiz olması için hazırlandığını söylüyor. İçinden geçtiği, tecrübe ettiği olaylar sayesinde oldu bunlar. Başkalarına yardımcı olmalısınız. Hadi ama bir başkasına onu yaşamış birinden daha iyi kimse yardım edemez. İblis size saldırdığında ona şunu söyleyin. Bu yaptığına pişman olacaksın. Tanrı'nın yardımıyla buradan geçeceğim. Diğer insanlara yardım edeceğim. Pekala. İkinci noktaya geçelim. Herkesi hoşnut edemezsiniz. Bu başlıkta kitap yazacağım. İnsanları hoşnut edemezsiniz. Hoşnut etmek. Neden hoşnut edemiyorsunuz? Herkes farklı bir şey istiyor da ondan. Yani şunu yapmaya, bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Sonunda kendinizi kaybediyorsunuz. Sonunda kendinizi kaybediyorsunuz. Bu hayatımdan keyif almıyorum noktasına geliyorsunuz. Çoğunlukla böyle olur. Devamında da kısmetinizi kaybedersiniz. İnsanları hoşnut etmeye çalışmaktan, Tanrı'yı hoşnut etmeyi isteyen insanlar olamıyoruz artık. Reddedilen ve ilgilenilmeyen bir insan olmayı öğrenin. Bu sizi incitmez demiyorum ama kararınızı değiştirmenize neden olacak kadar çok fazla ilgilenemezsiniz. Galatyalılar 1.10 Ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım. Öyle değil mi? O eğer insanları hoşnut etmenin derdinde olsaydı asla bir elçi olmazdı. Dik durduğunuzda daha adanmış Hristiyanlar olursunuz. Hayatlarınızda siz Tanrı'ya daha yakın olmak istediğiniz ve onlar istemedikleri için sizi reddedenler olmuştur. Tanrı beni çağırdığında benimle olanların hiçbiri yanımda kalmamıştı. Dev bile bundan hoşlanmamıştı. Ama Tanrı onunla çabuk ilgilendi. Ve o da katıldı. Çünkü dev bilge bir adamdır. Tanrı ona dedi ki, ben onu bu işi yapması için çağırdım. Eğer yapmanızı istediğim şeyleri yaparsanız daima neşeniz olur. Eğer size Söylediklerimden başka bir şeyler yaparsanız neşeniz olmayacak. Meyve vermemizin nedeni Tanrı'nın iletişim armağanı vermesinden değil, olmam gereken kişi olmam için dik durarak bana yardım eden bir koca verdi. Ne var biliyor musunuz? Harika bir Tanrı adamı oluşturdu. Yohanna 12:42 Önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini söylemediler. Ne kadar üzüntü verici. İsa büyük bir devrimciydi. Onun söyledikleri eski dini dünyayla aynı hatta değildi. Biraz çizginin dışındaydı. Onun öğretişini duyunca yüreklerinden vuruldular. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyorlardı. Burada söylüyor. Birçok insan ona inanmasına rağmen bunu itiraf edemediler. Arkadaş kaybetme korkusundan bunu yapmadılar. onunla ilişkinizi kaybetmeye değecek hiçbir arkadaş yok. Amin. Luka 10'da İsa öğrencilerini ikişer ikişer yollayınca dedi ki, Kente sizi kabul etmezlerse Luka 10 8 11 sizi kabul etmezlerse caddede şöyle deyin. Ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Tanrının egemenliği yaklaştı. Yani basitçe şöyle söylüyor. İnsanlar sizi reddettiğinde ben sizi bir iş yapmaya yolluyorum. Benimle derin bir ilişkiye çağırıyorum. Sizi reddederlerse sadece silkinin. Bunun sizi üzmesine izin vermeyin. Sadece silkelenin. Çünkü herkesi her zaman hoşnut edemezsiniz. İsa'da sadece inanmak için güveniniz olsun. Arkadaşım olmak istemiyorsanız bu sizin kaybınız, benim değil. Amin. Tanrı'yı hoşnut etmeliyiz. Bir kadını hatırlıyorum. Benimle bir restoranda buluştu. Orayı hala hatırlıyorum. Bize masa göstermesi için görevliyi bekliyorduk. Rezervasyonumuz vardı. Sadece bekliyorduk. Bir hanım beni tanıdı. Yanımıza geldi. Ben de onunla konuştum, adını sordum. Tanıştığımıza memnun oldum dedim. O sırada garson geldi ve masanız hazır dedi. Ben de sizinle tanışmak güzeldi dedim ve devam ettim. Böyle oldu. Ertesi gün kızgın bir şekilde ofisi aradı. İnsanları sevdiğinizi söylüyorsunuz ama benimle daha fazla zaman geçirmenizi beklerdim. Bundan hoşlanmadım ne? Onun bir beklentisi olmuş. Ve bu beklenti benim yemeğe gitmiş olmamın önündeymiş. Onun istediği olmadıkça gerisinin hiçbir önemi yokmuş. Görüyorsunuz genelde insanların taleplerini karşılamadığınızda size kızıyorlar. Onlar aslında sizi düşünmüyor, umursamıyorlar. Amin. Amin. Hepimiz beğenilmeyi seviyoruz. İnsanlar sizi beğensin ve sevsin istiyorsunuz. Ama bu gerçekçi bir beklenti değil. Bu şekilde düşünürseniz sonunda mutsuz olursunuz. Bizi anlamalarını istiyoruz ama anlayamazlar. Gerçek numara üç. <laughs> Sıkıntılarınız olacak. tıpkı Tanrı'nın bir vaadi gibi verin size verilecektir. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Fakat İsa dedi ki, Yuhanna 16.33 dünyada sıkıntınız olacak. Cesur olun, ben dünyayı yendim. <laughs> Kaçınız sıkıntılı zamanlardan geçiyor? Pekala, Mutlu olmalısınız. Neden? Çünkü içinden geçiyorsunuz. Çıkamayacağınız bir durumda sıkışıp kalmış değilsiniz. Geçiyorsunuz. Ateşin içinden geçerken yanmayacaksınız. Nehrin içinden geçerken boğulmayacaksınız. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü benimlesin. Bu inanan için iyi bir haber. İsa olmadan yaşayanlar buradan geçemez. Siz geçeceksiniz. Diğer tarafa geçeceksiniz. Tıpkı elçiler gibi. Açıklamalı İncil Markos 4. bölümde. İsa şöyle dedi. Karşı yakaya geçelim. Bunu seviyorum diğer tarafa geçmemize izin verin. İlk kaydedilmiş mesajım buydu, kasete kaydedilmiş mesajımdı. Karşı tarafa geçelim. Ne oldu? İsa'dan sonra olan son şey, hadi karşıya geçelim ve bir fırtına başladı. Onlar İsa'yı bulamadı çünkü o uyuyordu. Heh. Fırtına hava tahmininde yer almaz. Bir yola çıktığınızda Tanrı'ya itaat ettiğinizi düşündüğünüzde dışarı çıkınca büyük bir fırtına başlarsa <laughs> İsa'yı bulamayınca bunu sevmiyor musunuz? O uyandı, fırtınayı sakinleştirdi. Korktukları için öğrencilerini azarladı. Sonraki ayette gölün karşı yakasına vardılar diyor. Hadi karşı tarafa geçelim. Yolda fırtınalar olacaktır. Bu iyi haber değil. Ama öyle. Gerçek hayatla başa çıkmayı öğrenirsek sadece karar verin. Bu yıl önceki Hayatımda geçtiğimden daha fazla <laughs> testi geçeceğim. Bunu yapacağım. <laughs> Geçiyorsunuz. Dört numaralı gerçeklik. Hepimiz öleceğiz. <gülüyor> 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 Biliyor musunuz? Artık farklı düşünüyorum. Evet, dört buçuk yıl sonra 80 olacağım. On dört buçuk yıl sonra 90 olacağım. Dodi söz verdi, yüz yaşına kadar yaşarsa kalkacağım, onun doğum günü partisinde şarkı söyleyeceğim. Evet, söyleyeceğim ki ben şarkı söyleyemem. Burada onun yüz yaşına kadar yaşamasını istemiyorum demiyorum. <laughs> Ama şarkı söyleyemiyorum. <laughs> Fakat şu var, Son birkaç yılda bazı şeylere farklı bakmayı öğrendim. Kısa bir zaman sonra ölmeyi beklemiyorum ama buna daha öncekine göre yakınım. Bazen şöyle düşünüyorum. Ben 75'im. Vay canına. Ciddi mi? Ben 75 miyim? Vay canına. Öyle mi? İncil de diyor ki Romalılar 14-12'de böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecek. İnsanların yapmak için savaş verdiği tanrısal olmayan şeylerden sonra yaratıcının önüne çıkınca neler hissedecekleri hakkında düşünebiliyor musunuz acaba Kasvetli düşüncelerle bitirmek istemiyorum ama Tanrı'nın bizim yaptığımız her şeyi gördüğünü unutmamamız gerekiyor. Her yaptığımızı. Biz kilisede veya Hristiyan arkadaşlarımızla iken Hristiyan gibi davranamayız. o gittiğimiz her yerde özellikle kapalı kapılar ardında kimsenin bakmadığı zamanlarda olduğunuz kişisiniz. Kimsenin görmediğini düşündüğüm zaman ki ben gerçek benim. Küçük şeyler. Dürüst olmak için Yapacağımız şeyler sadece Tanrı'nın bileceği şeylerdir. Doğru şeyi doğru olduğu için yapmak. Dürüstlük ve doğruluk hakkında konuşuyorduk. Sözünü tutan insanlar olmaktan bahsettik. Bu gibi şeylerle ilgili konuştuk. Dedim ki benim yaşadığım zaman diliminde bu gibi şeylerin genel anlayış olmasından dolayı mutluyum. Bahsettiklerimi anlayacak yaşta olanlar var. Randevunuz vardır ya da yapacağınızı söylediğiniz sözü yaparsınız. Bugünlerde bazı kurtulmamış insanlar bile Hristiyanlardan daha ahlaklı davranıyor. Hem de çok daha ahlaklı davranıyorlar. Hadi ama. Bugünkü sorunumuz bu. Sözünün eri olmanın ne olduğundan haberi olmayanlar var. Doğruluk nedir? Ne demek diye soran gençlerle konuştum. Doğru ve ciddi İncil öğretilmesi gereken bir zaman varsa o gün bugündür. Bunu çok iyi biliyorum. Bugündür. Gittiğiniz bir kilise toplantısında eğlendirilmiyorsanız Tanrı'ya şükredin. Eğlenmeyeceksiniz ama hayatlarınız değişecek. Herkes hayatıyla ilgili ona hesap verecek. Eğer kurtarıldıysanız, İsa'yı almışsanız herhangi bir hesap vermek zorunda değilsiniz. Siz zaten dahilsiniz. Fakat İncil diyor ki bizler de işlerimizle yargılanacağız. Ateşten geçtiklerinde yaşadıkları sınavlardan dolayı ödüllerini alacaklar. İsa'nın ateşli gözleri var. İncil bu ödüllerden bahsediyor. Birisi doğruyu yapmışsa arkadaşlarını ve diğer şeyleri kaybetme pahasına bunu yapmışsa orada büyük ödülü olacak. Yani büyük ödül Tanrı bizi ödüllendirecek. Büyük bir ödülümüz olacak. Ve açıkçası ben cennete. Gittiğimde de hala anaokulunda olmak istemiyorum. İncil diyor ki siz çok çalışmış olabilirsiniz ödülünüzü kaybedebilirsiniz eğer motiflerinizi doğru işlemediyseniz. Yaptıklarımızı insanlar görsün, hoşnut olsun diye yapmayız. Yaptıklarımızın hepsini Tanrı'nın gördüğünü bilerek yaşamayı öğrenelim. Benimle misiniz? Hayatta her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir ama neşeniz yerinde olabilir. Sahip olmadıklarınıza odaklanmak yerine Mesih'te sahip olduklarınıza odaklanmalısınız.